Ya işte yaş. Yaşlanıyorum gittikçe. Sınıf başkanı yapılacağım hocam. Evet. Aslında grup mümessili. Eskiden mümessil de denir diye. Bizden Emin az öyle değil. mümessil olacağım. Siz sınıf mümessili olun o zaman. Tamam. Sınıf Seçim mümessili sınıf. olun. Ondan Kim sonra. sınıf başkanı? Pardon, kaçırdım. Seçil Hanım'a verdik. Öyle mi? Çok iyi olmuş. Ya Sonra vallahi o kaptı, o kaptı. Ya bu ben demokratik yok yok. bir şekilde yapmak isterdim ama baskıcı ve otoriter bir baba gibi davranmak istedim. Öğretmen gibi davranmak İyi yapmışsınız. istedim. Benim Estağfurullah. gönlümden de seçilene geçiyormuş oluyorsunuz. Baskıcılıktan nefret ederim ya. Şaka bir yana. Evet. şimdi nerede kalmıştık? Metnin ana metinsel bir göndermeye sahip olduğunu belirtmiştik. Ana metin olarak gördüğümüz iki tane metin var demiştik. Birincisi Kral Oedipus trajedisi. Diğeri de trajedi olmayan, aslında trajedi olarak değerlendirmeyen fakat Orhan Pamuk burada kullandığı için biraz trajik unsurların bulunduğunu düşündüğü için kullandığına inandığımız Firdevs'in Şehname isimli eseri mevcut. Şimdi biz bu iki metnin bu kırmızı saçlı kadını yaptığını, inşa ettiğini, öyle diyelim. O Ahmet Hamdi'nin terimleriyle konuşursak inşa ettiğini görüyoruz. Bir bakıma bu iki metin karşımıza yeni bir metin doğuruyor. Yeni bir metin çıkarıyor. Yeni bir metin inşa ediliyor. İsterseniz bunları teker teker inceleyelim. Ve bunları incelerken ben Orhan Pamuk'un Babamın Bavulu isimli o meşhur konuşmasına, o harika konuşmasına başvuracağım. Bir de Kubilay Hoca'dan, Kubilay Aktulum Hoca'dan Metinler Arası İlişkiler isimli kitabından yararlanarak konuyu anlatmak isteyeceğim. Şimdi Oedipus, ilk karşımıza çıkan şey Oedipus kompleksi. Oedipus kompleksinin ne olduğunu biz romanlarda doğrudan verildiğini görmeyiz. Siz de biliyorsunuz, okuduğunuz romanlarda Oedipus kompleksine dair bir takım unsurları yakalarsınız. Ancak yazar olduğu gibi bu trajedinin Freud'un edebiyata bir psikanalitik inceleme yöntemi olarak aktardığı bu trajedinin detaylarını vermez bize romancılar. Ama Orhan Pamuk bir şey yapıyor burada. Bize bu trajedinin tümünü özetliyor. Ve aslında bize bu andan itibaren çok fazla inceleme, araştırma imkanı bırakmıyor. Şöyle ki, hatırlarsınız biz Atölye Kritik'te arkadaşlarımızla birlikte, buradaki üç arkadaşımızla birlikte şeyi incelemiştik. Aylak Adam'ı incelemiştik 2 ay önce. Aylak Adam'da doğrudan Oedipus kompleksinden kullanıyorum. Bu eserde bir ana metin olarak değerlendiriyorum demiyor yazar Yusuf Atılgan. Biz ne yapıyoruz? Oradaki bir takım ilişkilerden bunu çıkartmaya çalışıyoruz. Ancak Orhan Pamuk ne yapıyor? Bir kurnazlık yapıp, bir usta, aslında burada usta elini dokundurup, romana usta elini dokundurup bizi yönlendiriyor. Bize diyor ki, bu metni anlamak istiyorsanız, bu metni yorumlamak istiyorsanız yapmanız gereken en önemli şey Oedipus kompleksini benim anlattığım özetten yahut başka başka kaynaklardan öğrenmenizdir. Ancak bu metni, benim yazdığım romanı bu biçimde yorumlayabilirsiniz diyor. Bizi bu şekilde yönlendiriyor. Biz okur olarak aslında elimizi el fenerini alıp karanlık bir sokakta yürümek zorunda kalmıyoruz. Aksine Orhan Pamuk'un biz yönlendirdiği yolda ilerlemek durumunda kalıyoruz. Bu aslında okur için çok kolay bir şey. Çok bu metni yorumlama adına oldukça elverişli bir unsur, durum. Ama bunun dışında aynı zamanda ilerleyen aşamalarda görüyoruz ki Şehname'yi de okuyun diyor. Şehname'yi de okuyun. Ben burada bir miktar özetleyeceğim bunu. Ama siz yine de mümkünse Şehname'nin gerçek versiyonunu bir tam metin olarak okuyun. Ve burada anlatılanları da öğrenin. Sonra bu ikisi arasında ilişkileri, kendisi de bazı yerlerde karşılaştırıyor farkındaysanız. Bu ikisi arasındaki ilişkileri tespit ederek benim anlattığım hikayeyi yorumlamaya çalışın diyor. Aslında onun anlattığı hikayede biz aslında biraz da Orhan Pamuk'un kendisini görüyoruz. Orhan Pamuk'un kaçınılmaz olarak babasıyla yaşadığı ilişkiyi görüyoruz. Onun babası baskıcı bir adam değil. Seküler ve demokrat bir adam. Ama netice itibariyle
Akın'a da benzeyen tarafları olan ilgisiz bir baba. İflas eden, sürekli iflas eden, çocuklarıyla çok fazla ilgilenmeyen bir baba var karşımızda. Dolayısıyla Orhan Pamuk kendini, kendi kişiliğini, benliğini bir anlamda babasıyla ilişkisi bağlamında inşa ediyor ve bu romanlarda bu bağlamda anlatmış oluyor. İsterseniz ben tabii kendi şeylerimden, notlarımdan gideyim. Oedipus kompleksini nerede detaylandırıyor? Görelim. Bendeki şey arkadaşlar, şu Delta, Yapı Kredi Delta yayınlarından çıkan 3 romanı, Orhan Pamuk'un 3 romanının bulunduğu tematik basım. Babalar, Analar ve Oğullar üst başlığıyla çıktı. Cevdet Bey ve Oğulları, Sessiz Ev, Kırmızı Saçlı Kadın isimli romanlar burada mevcut. Sessiz Ev'de de bu çok fazla vardır. Şimdi biz buradan başlayalım. Benim sayfamla sizin sayfalarınız uyuşmayacak. Ben de 949'da. Hemen bakalım. Oedipus Hocam konusu. Siz bakarken ben de bir şey söyleyeyim burada. Buyurun, tamamen buyurun. Konu dışı siz bakmaya devam edin. Tamam. Geyik yapacağım biraz. Tamam. Şeyin bu Oedipus kompleksiyle ilgili Can Yücel'in tanımlamasını duydunuz mu? Hayır, yani belki duymuşumdur. Siz söyleyin, hatırlarım belki. Çok özür diliyorum. Anam avradım olsun kompleksi. Evet, duydum. Duydum. Aynen duydum öyle. Duydunuz. Aynen öyle. Çok cuk yakıştırma yapmış ya. Doğru. Hakikaten öyle. Yani yani o Can Yücel'in o mizahi tarafında düşündüğümüzde gerçekten evet, çok hoş oturmuş. Hakikaten öyle yani. Şimdi burada şeyde biz Oedipus kompleksini ilk olarak şeyde karşılaşıyoruz. Metinler arası ilişkiler bağlamında bunu böyle değerlendirmiş olalım. Metinler arası ilişkiler bağlamında ilk olarak Oedipus kompleksiyle sayfa 949'da, bende 949 şeyin Cem'in Mahmut Usta'yla yaptığı söyleşide karşılaşıyoruz. Cem Mahmut Usta'yla yaptığı söyleşide Deniz Kitabevi'ndeyken Rüyalar ve Hayatımız adlı derleme bir kitapta özetini okuduğunu söylediği bu hikayeyi şeye anlatıyor. Mahmut Usta'ya anlatıyor. Oedipus Yunanistan'daki Tebai, neyse okuyamıyorum bunu, şehrinin kralı Laios'un oğlu ve ülkesinin şehzadesiydi. Daha anasının karnındayken bile önemli biri olduğu için müneccime onun geleceğini sormuşlar ve acı bir kehanetle karşılaşmışlardı. Bu cümleden sonra biraz susmuş Mahmut Usta gibi televizyondaki ekranda belirsiz gölgelere bakmıştım. Korkunç kehanete göre Şehzade Oedipus ileride babasını öldürecek ve öz anasıyla evlenip babasının tahtına oturacak. Kehanetten korkan baba Laios doğar doğmaz oğlunu kaçırtmış ölsün diye ormana terk etmişti. Ormanı terk edilen bebek Oedipus, hayatını onu ağaçlar arasında bulan komşu krallığın bir nedimesi kurtarmış. Her halinin soylu olduğu belli olan Oedipus da bu öteki ülkede gene şehzade gibi yetiştirilmiş ama büyüyünce bu yeni ülkede yabancılık hissetmiş, nedenini merak edip müneccime geleceğini sormuş ve aynı şeyi işitmişti. Allah Oedipus'un, bakın kader karşımıza çıkıyor, kader imajı karşımıza çıkıyor. Allah Oedipus'un kaderini, babasını öldürüp anasıyla yatacağını yazmıştı. Böylece Oedipus bu korkunç kaderden kaçmak istemiş ve hemen ülkesini terk etmişti. Bu, bakın buraya dikkatinizi çekiyorum. Bu çok önemli. Buradaki kader düşüncesi bir kadercilik anlayışı değildir aslında. Çok tanrılı dinlerde karşımıza tanrı insan figürüyle çıkan tanrıların insanlarla kurduğu ilişkilerde belirleyici bir fonksiyon üstlenmelerin neticesidir. Yani bir bakıma kader onların yazdığı ama insanların kaçamadığı, insanların oynamak durumunda kaldığı bir oyundur. Burada bize bunu çok net bir şekilde ifade ediyor ki ileride de bunu göstermiş, söylemiş olacak. Oedipus bilmeden asıl memleketi Tebai'ye gitmiş. Evet, yani siz şey yapıyorsunuz, pardon. Bir köprüden geçerken ihtiyar bir adamla lüzumsuz bir nedenle tartışmaya girmişti. Bu da öz babası Laios'tu. Alt alta üst üste dövüşmüşler. Oedipus kuvvetli çıkmış ve babasını öfkeli bir kılıç darbesiyle öldürmüş. Sonra Oedipus babasının öldürdüğünü kimseye görmemiş. Gittiği Tebai şehrinde. Bu yüzden kimse onu suçlamamıştı. Orada kralı oldu. Bu şehre bela olan bir aslan vücutlu, koca kanatlı canavarı kimsenin çözmediği muammasını çözünce Oedipus'un kahraman ilan edip Tebai şehrinin kralı yaptılar. Böylece kraliçeyi onun oğlu olduğunu bilmeyen kendi öz annesiyle evlendirmiş oldular.
Bu evlilik aslında bize Oedipus'un yaşayacağı trajediyi de gösteriyor. Yani bu evliliğin neticesinde bir trajedi ortaya çıkıyor. Oedipus öz annesiyle evleniyor. Özetleyerek gidelim isterseniz. Öz annesiyle evleniyor. Ondan 4 tane çocuğu oluyor. Ondan sonra gerçekleri öğrendikten sonra şehirden ayrılmak istiyor, bir veba ortaya çıkıyor ve dolayısıyla en sonunda Oedipus kendi kaderini kendisi belirleyip gözlerini kör ediyor. Dolayısıyla Allah'ın yazdığı kaderden uzaklaşamamış oluyor. Şimdi uzun uzun gidiyor da uzun uzun anlatmayalım bunu isterseniz. Bu Oedipus kompleksi karşımıza bir baba oğul ilişkisini çıkardığı kadar aynı zamanda bir anne oğul ilişkisini de çıkarmaktadır. Bunu tam olarak net olarak söyleyebiliriz. Baba oğul ilişkisi sadece Cem'le kendi babası arasındaki ilişki değildir. Daha farklı bir ilişki düzlemi de karşımıza çıkar. Aynı zamanda Cem'le sembolik babası Mahmut Usta arasındaki ilişkidir. Yani Cem'in babası aslında burada gerçek biyolojik babası olan şey değildir. Akın Çelik değildir. Akın Çelik Cem'in dünyaya gelmesini sağlayan adamdır. Ama Akın Çelik'in dışında ona aslında babalık vazifesini farklı farklı şekillerde yapan hem bir koruyuculuk işleviyle onun yanında bulunan hem de aynı zamanda onu azarlayan, onu tedip eden eski tabirle söyleyeyim. Yani edeplendiren, onu terbiye eden bir kişi olarak Mahmut Usta çıkar. Bu noktada Cem'in sembolik babasıyla yaşadığı ilişki ağı bize Oedipus kompleksinin bu romandaki karşılığını verir. Peki, Oedipus kompleksinin iki ayağı ortaya çıktı. Birincisi Cem, ikincisi Mahmut Usta, sembolik baba. Peki üçüncü kişi, yani anne kimdir burada? Anne de kırmızı saçlı kadın, yani Gül Cihan. Gül Cihan da sembolik bir anne olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada Orhan Pamuk, biz Yusuf Atılgan'da da benzer şeyi gördük. Orhan Pamuk net bir şekilde Cem'in kendi annesiyle birlikte olmasını engelleyip bu Oedipus kompleksini biraz daha yerleştirerek, biraz daha bize has kılarak ifade etmeye çalışmış. Sembolik bir anne ve sembolik bir baba kullanarak onlar üzerinden bu meseleyi anlatmaya, izah etmeye çalışmış. Eğer yani zaten adam, yani Orhan Pamuk'tan bahsediyorum. Zaten söylediği sözlerden dolayı Türkiye'de çok fazla eleştiriliyor. Başına gelmedik kalmadı. Hatta soruşturmalar falan filan da geçirdi. Şimdi bir de böyle bir şey yapsa muhtemelen Elif Şafak Baba ve Piç romanında yaptıkları gibi sapık falan derlerdi herhalde. Onu daha çok eleştirirlerdi. Yaptığı hareketin aslında Türk kültürüne hiç uymadığını falan filan söylerlerdi. Biz, Murat Han Munga'nın romanı hatırlayamıyorum şimdi. 40 kapılı ayna neydi o romanın adı? 40 kapılı oda mıydı? Öyle bir oradaydı. Şey. Oda mıydı? Oradaydı. Oradaydı galiba. Oradaydı. Orada da bir anne oğul ilişkisini, öyle değil mi? Güneydoğulu bir aile çerçevesinde görüyoruz cinsel ilişki yaşamışlar. Yani cinsel ilişki yaşadıklarını görüyoruz. Bunlar toplumda olan şeyler. İnsan olduğumuz için bunları böyle çok garipsemememiz lazım. Ama Orhan Pamuk gibi bir insan... 7 kapılı 40 odaymış. Evet. Oradaydı. Yıllar oldu. Okuyalı. Orada da bunu görüyoruz. Şimdi biz toplumda bunlar bir realite. Ama tabii Orhan Pamuk biraz daha toplumun kılcal damarlarına dokunmamak için bunu sembolik anne ve sembolik baba çerçevesinde izah etmeye, anlatmaya çalışmış. O zaman yerlerine koyduk. Bir tarafta sembolik baba Mahmut Usta var. Bir tarafta sembolik anne Gülcihan var. Yani kırmızı saçlı kadın var. Bir tarafta da kurban pozisyonundaki kim var? Cem var. Cem sembolik babası ile sembolik annesi arasındaki ilişkinin kurbanı olmuyor. Dikkatinizi çekiyorum burada. Gerçek babasıyla, biyolojik babasıyla sembolik annesi arasındaki ilişkinin kurbanı olarak çıkıyor karşımıza. Akın bildiğiniz gibi burada iki anlatıcı var. Onu da hemen söyleyelim. Birincisi Cem. Yani Cem'miş gibi görünüyor aslında da Cem olmadığını sonradan öğreniyoruz. Enver anlatıcı.
Birincisi Cem, Cem zannediyoruz. İkincisi de beyaz saçlı kadın. İki tane anlatıcı var. Kırmızı saçlı kadın, ne beyaz saçlı kadın. Kırmızı saçlı kadın. Ya nereden çıktı bu şimdi ya? Kırmızı saçlı kadın. Yani bu bir hoca vardı, bir profesör hoca bana şey derdi. Sen konuşmanın şehvetine kapılıyorsun derdi. Konuşup gidiyorsun, kaptırıyorsun kendini derdi. Şimdi o oldu. Böyle... Hocam artık saçı beyazlamıştır o kadının. Boş verin. 60'lı yaşlarda yazıyor zaten ya, bize. Bence ölmüştür ya. 1980'li yıllarda 60'lı yaşlardaysa o çoktan ölmüştür. Yani yazarken de zaten yaşlanmıştı. Oradan böyle evet. Pis bilinçaltı olabilir hocam. Allah, enteresan şeyler yaşıyorum ya. Nerede kalmıştım? Biyoloji babasıyla, yani Akın'la şey arasında, kırmızı saçlı kadın arasında bir ilişki olduğunu biz kırmızı saçlı kadın Gülcihan'ın anlatımlarından, anlatıcı olduğu kısımdan 3. bölümde öğrendik. Gülcihan bir tiyatro kumpanyasında Anadolu'da şehir şehir, kent kent, kasaba kasaba dolaşan bir sosyalist bir kumpanyanın sahibi. Çeşitli yerlere gidip tiyatro gösterileri yapıyorlar. Genellikle devrimci örgütler onları sahipleniyor. Orada gösteriler yapıyorlar ama 1980 darbesinden sonra yani dünya görüşlerini anlatan oyunlar sergileyemeyeceklerini düşündükleri için ister istemez daha böyle şeyler, askerlere hitap eden, işte aylak insanlara, sokakta gezen, işsiz güçsüz insanlara hitap eden, para kazanmak için işler yapmaya başlıyorlar. Burada kırmızı saçlı kadın Akın'la, Akın Çelik'le, yani Cem'in babasıyla bir gönül ilişkisi yaşadığını öğreniyoruz ki zaten Cem de diyor ki babam zaman zaman evden ayrılırdı. Birkaç sene evde olmazdı diyor. Muhtemelen bunlardan birinde şeyle birlikte, Gülcihan'la birlikte olmuş Akın. Dolayısıyla karşımıza Gülcihan, Akın'ın birlikte olduğu, gönül ilişkisi yaşadığı Gülcihan sembolik anne olarak çıkıyor. Mahmut Usta'nın bu anlamda sembolik baba olarak Gülcihan'la herhangi bir cinsel ya da gönül ilişkisi olmadığını burada hemen ifade edelim. Sonra Cem bir süre sonra sembolik annesiyle, yani Akın onunla birlikte olduğu için sembolik anne diyoruz ona, sembolik annesiyle benzer cinsel ilişkiyi yaşıyor. Tam 16 yaş var aralarında. Tam 16 yaş var aralarında. Ve kırmızı saçlı kadın Cem'in anlattıklarından yola çıkarak Akın'ın geçmişte gönül ilişkisi yaşadığı kişi olduğunu anlıyor. Eve girerken, o eve girerken, Sırrı Bey'in evine girerken bu konuşmalardan bunu anlıyoruz. Ve bu noktada aslında Cem'in babası Akın'ın birlikte olduğu Gülcihan karşımıza bir anne figürü olarak çıkıyor. Niye anne figürü olarak çıkıyor? Çünkü Cem'in babası onunla birlikte olmuş. Ve aynı zamanda birlikte olmadan Gülcihan'la, Cem birlikte olmadan az önce Gülcihan, yani kırmızı saçlı kadın Cem'e diyor ki ben senin annen yaşında sayılırım. Yaşında sayılırım ya da üvey anne de diyebiliriz, bir çeşit üvey anne. Annen sayılırım diyerek onu ikna edip eve alıyor aslında. Bu noktada aslında aşık olduğu kadına karşı bir şefkat, bir işte yakınlık hisseden, bir sıcaklık hisseden Cem bir süre sonra olacaklar ne olacağını bilmeden eve giriyor ve cinsel ilişki yaşıyorlar. İşte o cinsel ilişkinin ürünü de karşımıza Enver olarak çıkıyor. Enver bu cinsel ilişkiden ortaya çıkan bir çocuk. Onun trajedisi de ayrı tabii. Onun trajedisi de başka bir boyutta değerlendireceğiz biraz sonra. Şimdi burada gördüğümüz gibi Akın'ın onunla birlikte olması, Gülcihan'la birlikte olması kadının, Gülcihan'ı anne konumuna yükseltiyor. Dolayısıyla şeyde bu trajedinin kurbanı olarak da Cem onunla birlikte olup kendi kaderini de yazmış, çizmiş oluyor. Şimdi şeye geçelim isterseniz. Diğer metinler arası ilişkiye geçelim. O da nerede o? Ben sayfa numaralarını not etmiştim. Hemen bulacağım. Firdevs'in Şehname isimli eserine yapılan gönderme. 1016. Ben de 1016, siz de bilmiyorum. Hatta ben 28. bölüm, öyle diyeyim. 28. 27. bölümde. Burada da
Şehname karşımıza çıkıyor. Nerede bakayım, nerede başlıyor bu? Şurada. Evet, İstanbul kitapçılarında Firdevsi'nin bin yıl önce kaleme aldığı Şehnamesini herhangi bir çevresini bulmak kolay değildi. Bir zamanlar çoğu Osmanlı aydını İran'ın milli destanının bir kısmını en azından kimi hikayelerini bilirdi. Türkiye'nin 200 yıllık batılılaşma çabasından sonra şimdi bu hikayeler deniziyle kimse ilgilenmiyordu. Şehname'yi kapakları sararmış, dünya krizi buldum diyor. Muhtemelen şey bu. Hasan Ali Yücel'in Batı edebiyatından ve Doğu edebiyatından yaptığı çevirilerin ürünlerinden bir tanesi. Şimdi İş Bankası yayınlarından çıkıyor onlar arkadaşlar. Orada yayınlanıyor. Geçmişte bütün büyük şahlarla, padişahların, kahramanlarla unutulmuş hikayelerin bir çeşit ansiklopedisiydi Şehname. Bazen okuduğum hikayelerin hem kahramanı hem de yazarı olduğumu zannediyordum. Firdevsi'nin yaşarken oğlun ölmesi destanındaki baba ile kayıp oğul konusundaki duyarlılığı çok içten kılmıştı. Şimdi bu hikayeyi tam olarak nerede detaylandırıyor? Evet. O eski zamanlarda Rüstem İran'da eşsiz bir kahraman, yorulmaz bir savaşçıymış. Herkes onu tanır, herkes severmiş. Bir gün Rüstem avlanırken önce yolunu ve sonra da gece uyurken atını kaybetmiş. Atı Rakşi bulacağım derken düşman toprakları Turan'a girmiş. Yani Türklerin yaşadığı topraklara girmiş. Ama namı kendisinden önce de gittiği için tanıyıp ona iyi davranmışlar. Turan Şahı beklenmedik konuğunu özenle ağırlamış, ona bir şölen vermiş, içkiler içmişler. Derken yemekten sonra odasına çekilen Rüstem'in kapısı çalınmış. Turan Şahı'nın kızı Tehmine içeri girip yemekte gördüğü yakışıklı Rüstem'e aşkını anlatmış. Namlı kahraman akıllı Rüstem'den bir çocuğu olmasını istemiş, söylemiş. Devam edelim. Sabah Rüstem doğacak çocuğu kendisinden bir işaret, bir bileklik bırakıp orayı terk etmiş. Gece cinsel ilişki yaşamışlar. Sabah da ona bir bileklik verip oradan ayrılmış. Daha sonra annesi Tehmine babası doğan çocuğu Sührab adını vermiş. Yıllar sonra babasının ünlü Rüstem olduğunu öğrenince Sührab demiş ki İran'a gideceğim. Zalim İran Şahı Keykavus'u tahtına indirip yerine babamı getireceğim. Sonra buraya Turan'a döneceğim ve Keykavus gibi zalim Turan Şahı Efrasiyab'ı tahttan indirip yerine kendimi geçeceğim demiş. O zamanlar Rüstem ve ben İran'ı ve Turan'ı, Doğu'yu ve Batı'yı birleştirip bütün cihanı adilane yöneteceğiz. İyi niyetli, iyi kalpli Sührab böyle demiş. Ama düşmanların ne kadar sinsi olduğunu bilmiyor. Neyse, bu babasıyla karşı karşıya gelmiş. Özetleyerek gidelim isterseniz arkadaşlar burayı da. Babasıyla karşı karşıya gelmiş. Babasıyla karşı karşıya geldikten sonra bir süre savaşmamışlar. Orduları savaşmış. Daha sonra babasıyla Rüstem'le Sührab karşı karşıya gelmişler, savaşmışlar. Babasını alt etmiş. Babasını tam öldürecekken babası bir ona yalan söyleyip bu ölümü engellemiş. Daha sonraki savaşlarında Rüstem kendi oğlunu bilmeden öldürmüş. Bu noktada ikinci anlatı olarak karşımıza çıkan Şehname'de biz bu anlatıya eklemlenen bir takım öyküler olduğunu da görüyoruz. Bu öyküler neler acaba? Bunların üzerinde duralım isterseniz. Rüstem'le Sührab'ın yaşadığı o ilişki, daha doğrusu o çekişme, savaş, karşımızı aslında burada babalarla oğullar arasında yaşanan savaşı da gözler önüne seriyor. Biz Enver'le babası Cem'in hikayesinde bunu net olarak görüyoruz. Tabii burada Firdevsi'nin Şehnamesinde olduğu gibi bir sonuç çıkmıyor karşımıza ama netice itibariyle Cem oğlu olduğunu bilmiyor daha önce tabii de oğlunun oğlu olacak kişinin kendisini öldürebileceğini düşünerek yanına bir silah getiriyor ve o meşhur kuyuya gittiklerinde Mahmut Usta ile birlikte açtıkları kuyuya gittiklerinde orada bir tartışma yaşadıklarında oğlu Enver onu orada katlediyor, onu orada öldürüyor. Dolayısıyla burada karşımıza baba ile oğul arasında bir savaş, bir çekişme çıkıyor ve babasız büyüyen bir oğul olan Enver'i bu noktada tanımış oluyoruz. Enver babasız büyüyen bir oğul. Babası yok. Babası Turgay aslında. Ama Turgay belki de kendi çocuğu olmadığını tahmin ettiği için Enver'e yakın davranmamış. Enver'i ezmiş, Enver'i üzmüş. Dolayısıyla Enver de kendi yaşamını kurmaya çalışmış ama
nasıl bir şekilde kurmaya çalışmış? Baskılanmış bir birey şeklinde kurmaya çalışmış ama aslında kendi yaşamını bu noktada kuramamış. Kendi yaşamını kurmaya çalışan ama kuramayan, dolayısıyla birey olamayan bir şey var karşımızda. Bir Enver var karşımızda. Ve Enver birey olmaya çalışmak için bir takım çabalarda bulunmuş, bir takım girişimlerde bulunmuş. Yazarlık macerası da bunlardan bir tanesi. Yazar olmaya çalışması, kendi başına istiklaliyetini ilan etmek, bağımsızlığını ilan etmek, müstakil bir birey olarak yaşamaya çalışmak anlamında oldukça önemli. Karşımıza çıkan diğer anlatımda bu şekilde konumlandırabiliriz. Şimdi bunun dışında bu metinler arası ilişkiler dışında başka bir sürü ilişkiler de var. Mesela Hazreti İbrahim'e de gönderme var. Hazreti İbrahim'in babasıyla yaşadığı, oğluyla yaşadığı ilişkide bu noktada anılmakla geçilmiş. Kral Oedipus filmine de bir takım göndermeler yapılmış. Yazar gördüğümüz kadarıyla babayla oğul ilişkisini inceleyen ve onun için elverişli olan bütün metinleri burada kullanmaya gayret etmiş. Bütün bu metinlerin kendi metnini inşa etmesi için faydalı olan taraflarını almış ve kendi metnine eklemlemiş ve bize okur olarak bunları sunmuş. Peki, üst kurmaca unsurları, metafiction unsurları neler? İsterseniz onlar üzerinde durup ondan sonra oğulların bireyleşmesi bağlamında Oedipus kompleksinin ne manaya geldiğini değerlendirmeye, tartışmaya çalışalım. Üst kurmacanın ne olduğunu açıklamıştık az önce. Burada üst kurmacaya rastladığımız, üst kurmaca unsurlarına rastladığımız bölümleri ben teker teker örneklendireceğim. İlk önce 960. Hemen açıyorum. Evet. Evet. Kasabadan dönerken sınırsızlığına bakarak yazar olacağımı bir kez daha düşündüm. Şimdi ben yani bu metni okurken acaba bu metinde üst kurmaca var mı diye bakmadım olaya. Fakat burada sürekli olarak anlatıcının yazar olmak istediğini vurgulaması üzerine burada ve kaçırdığım noktalar da var. Buradan önce kaçırdığım noktalar da var muhtemelen. Burada bir üst kurmaca olduğunu anladım, fark ettim. Çünkü yazar olmak istediğini sürekli olarak vurgulayan, bunu bir leitmotif olarak kullanan bu anlatıcı aslında metnin yazım sürecinden de bizi biraz sonra haberdar edecektir. Bu da çok açık bir şekilde fark edilebiliyor. 960'da böyle bir gönderme var. 967'de şöyle bir ifade var daha doğrusu. 967'de de buna benzer ifadelerle karşılaşıyoruz. Demek ki duygular şu karşındaki ışıl ışıl, pırıltılı gök gibi aslında birer resimdirler. Bütün alemi hissediyordum da sanki onu düşünmem daha zordu. Bu yüzden yazar olmak istiyordum. Yazarken düşünecek, kendi kendime ifade edemediğim resimleri ve duyguları yazıya dökecek. Üstelik bu işi kitap evine gelen Deniz ağabeyin arkadaşlarından daha iyi yapacaktım. Burada da yazar olmayla alakalı bir düşüncesini dile getiriyor. Yine devam eden satırlarda, devam eden yerde tiyatro yazarı olmak istediğini ifade eden bir kısım var. Başka yerlerde var. Onlardan da bahsedeyim. Hikayemi yıllar sonra okuyan meraklılara, bakın yani şunu görüyoruz aslında. Hikayemi yıllar sonra okuyan meraklılara şu bilgiyi vermeliyim. Bakın arkadaşlar, bizim bir hikaye okuduğumuzu fark eden bir yazar var. Yazar şu anda hikaye okuduğumuzu fark ediyorsa ne yapmış oluyor aslında? Bizimle diyaloğa geçmiş oluyor. Ve bizim bu metinle ilgili bir takım şüpheler duymamızı sağlıyor. İlerleyen kısımda da ben yazar olacağım diyor yine aynı az sonra. Yine buna benzerler de 980 bin. Ercan nereye gidiyorsun? Evet. Ama ustasını kuyunun dibine ölüme terk eden vicdansız bir kişi yazar olabilir miydi? Yine aynı şekilde yazar olmayla alakalı bir düşünce çıkıyor karşımıza. Yine buna benzer bir yer daha var.
yaratıcı bir yazar olamamıştım. Ama hiç olmazsa böyle herkesin inanacağı bir kitap yazabilmek isterdim. Şimdi yani bir yazar olamadığını söyleyen ama herkesin okuduğunda inanabileceğini düşündüğü bir kitap yazdığını düşünen bir kahraman var, bir anlatıcı var burada. Dolayısıyla bize aslında buradan sizi inandırmaya çalışıyorum, bunun farkında olun demek isteyen bir yazarla karşılaşıyoruz. Bunun dışında asıl önemlisi kırmızı saçlı kadının bir öykü yazılacağını, bir roman yazılacağını bize haber vermesi. Burada daha dikkat çekici şeyler olarak, üst kurmaca unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Belki kırmızı saçlı kadın hakkında bir roman bile yazardım. Bunu kim söylüyor? Bunu anlatıcı söylüyor. Aslında bunu söyleyen Cem zannediyoruz biz şimdiye kadar. Fakat kırmızı saçlı kadın anlattığında görüyoruz ki bunu anlatan aslında bunları söyleyen kim? Enver. Yine sayfa 1095. Hemen açıyorum. Pardon. 1095 demişim. Yanlış olmuş. 1095. Evet, sayfa numarasını yanlış yazmışım herhalde. Evet. Nerede o? Evet. Nerede bakayım bir? Üniversite giriş sınavı belgelerinde başvurduğum bölümleri yazarken Gebze'de annem de benim yanı başımdaydı. O tabii birinci sıraya tıbbı yazmamı istedi. Yazar olmak hayallerinden aç kalırım diye babama olduğu gibi başıma siyasi belalar gelir diye çok korkuyordu. Bu ifade de bunun üst kurmaca olduğunu gösteriyor. Daha ilgi çekici bölümlere geçelim isterseniz. Nerede o? Pardon. 1011. Bazen Beşiktaş'a gidiyor, Deniz Kitabevi'ne uğruyordum. Kitabevi sahibi Deniz Bey yazar olacağımı anlamış, bana ortaklık teklif etmişti. Devamında 977'ye bakalım. Buradaki unsuru gösterelim. Evet. Okurdan bile kıskançlıkla saklamak istiyordum. Bu ifade de okurla ilişki kuran bir yazarın varlığını bize sezdiriyor. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi şeye geçelim. Kırmızı saçlı kadının anlattığı bölüme geçelim. Anlatıcı olduğu bölüme geçelim. Nerede orayı? Orayı bulmaya çalışıyorum şimdi. Evet. Evet. Şimdi kırmızı saçlı kadının anlatıcı olduğu bölümde de bu tarzda üst kurmacayla karşılaşıyoruz. Burada da bir kader imajı, kader imgesi karşımıza çıkıyor. Onu biraz sonra işleyeceğiz, söyleyeceğiz. Ben size hemen oradaki örnekleri bir dakika. Evet, bulamadım, özür dilerim. Hemen bulmaya çalışacağım. Şöyle. Enver'den babasını kazayla öldürmesinin hikayesini yazmasını istedim. Enver bu sırada hapishanede. Yazmasını istedim. Hakimin kitabı okuyunca onu meşru müdafaadan beraat ettireceğini söyledim. Ama hikayeye en başından babasının kuyu kazmaya gitmesinden başlamalıydım. Demek ki ben her şeyi öğrenip ona anlatmalıydım. Bu da elinizdeki kitabı Silivri'deki ağır ceza hakimine yazılmış bir savunma şekline sokuyor. Şimdi biz zannediyoruz ki ilk üç bölümde, ilk iki bölümde zannediyoruz ki bu hikayeyi Cem yazdı. Aslında görüyoruz ki bu son bölümdeki beyaz saçlı, kırmızı saçlı kadının anlatıcı olduğu bölümden görüyoruz ki bu hikayeyi yazan kişi aslında kim? Cem değil, Enver. Dolayısıyla bizi yazar bu hikayenin yazılma sürecine de dahil etmiş, katmış oluyor ve biz bir anlamda Enver'in yaşadığı dramı, Cem'in yaşadığı trajediyi, ne bileyim işte kırmızı saçlı kadının içinde bulunduğu durumu buradaki üst kurmaca unsurlarından görmüş oluyoruz. Daha devamında şöyle bir dakika. Bu kitapta okuduğunuz hikayeyi diye başlayan kısım var. Ta kocasıyla üniversite yıllarında tanışmalarından ve Deniz Kitabevi'ne gitmelerinden başlayarak anlattı diye devam ediyor. Yine oğlum en sonunda her şeyi anlatacağı o romana artık başlayacağını söyledi.
Burada da bize bu romana başladığını söylüyor ve en sonunda hem yaşanmış bir hikaye gibi sahici hem de bir efsane gibi tanıdık olmalı. O zaman yalnız hakim değil, herkes beni anlar. Unutma, aslında baban da yazar olmak istemişti. Romanın sonundaki bu cümleler de bize romanın en baştan itibaren kim tarafından yazıldığını, niçin yazıldığını, yazılma gerekçesinin ne olduğunu söylemiş, anlatmış oluyor. Yani yazar burada, Reva Gecesi'nde de hatırlarsanız olduğu gibi, bu yazdıklarımı bir roman olarak değil, hakime sunulmuş bir öldürme gerekçesi olarak da okuyabilirsiniz diyor. Veba Gecesi'nde de ne diyordu? Veba Gecelerinde de. Bu yazdığım aslında bir tarihtir diyordu. Bir tarih eseridir diyordu. Bunu bu şekilde de okuyabilirsiniz diyor. Dolayısıyla burada yazar üst kurmaca unsurlarını, üst kurmacayı kullanıp bizi romanın nasıl yazdığını bize anlatmış, bize bunu ifade etmiş, göstermiş oluyor. Bütün bunlar Orhan Pamuk'un bu romanını postmodern roman haline getiriyor. Bu iki unsur zaten bir arada oldu mu, üst kurmaca ve metinler arasında bir arada oldu mu, karşımızdaki romanın postmodern bir roman olduğunu görmemiz mümkündür. Şimdi yine saniyelerimiz kaldı. İsterseniz bunu da bitirelim. Çok az kaldı. Aynı yerden bir daha girelim. Şu baba-oğul ilişkisini bir de Orhan Pamuk'un Babamın Bavulu isimli eserine de gönderme yaparak bireyleşme bağlamında da değerlendirmeye çalışalım. Ondan sonra sizi dinleyeyim. Sizler bakalım ne tür tespitler yapmışsınız. Benim eksik kaldığım yerlerde sizlerin görüşlerini de almış olurum. Hemen oraya girelim isterseniz. Kapatalım, girelim tekrar.